Transfer iddialarımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Transfer döneminin dışında olmamıza rağmen transfer videosu gördüğünüz için şaşırmış olabilirsiniz. Ancak transfer haberleri durmak bilmiyor. Ara transfer döneminde yapılamayan transferler yaz ayları için planlanıyor. İşleri yoluna koymuş olan takımlarsa gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda. Eğer istiyorsanız bu şekilde haftada bir, iki haftada bir şeklinde transfer dönemi dışında da bilgilendirme amaçlı transfer videoları atabilirim. Bugünkü transfer iddialarımıza geçmeden önce ise sizden çok küçük bir rica var Eğer hala aramıza katılmadıysanız abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bu sadece birkaç saniyenizi alır. Ayrıca transfer videoları ve diğer videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilir, destek vermek için de videoyu beğenebilirsiniz. Keyifli seyirler. Lionel Messi'li Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e 2 maçta da gol atamadan elendi. Messi 2015 yılından beri Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalden ötesini göremedi maalesef. Paris'e Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için gelmişti ancak çok vakit geçmeden ayrılacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda Messi'nin babasıyla Başkan Laporta konuşurken Messi de teknik direktör Xavi ile görüşmüştü. Ağırlıklı olarak İspanyol basını başta olmak üzere Avrupa basını Messi ve Barça'nın olası bir geri dönüş için görüşmelere başladığını yazıyorlar. Paris Saint Germain'den ayrılacak olan diğer bir isim de teknik direktör Christophe Galtier. Sezona iyi başlamışlardı ama şampiyonlar liginde gelen erken veda onu da koltuğundan edecek gibi görünüyor. Paris Saint Germain yönetiminin Galtier yerine düşündüğü isim de bir dönemler yine Paris Saint Germain'i çalıştıran Thomas Tuchel. Alman hoca Paris Saint Germain kulübüne tarihindeki tek şampiyonlar ligi finalini yaşatmıştı. Galtier'i anlattık ancak bitmedi. Paris'teki yaprak dökümüne Mbappe de katılabilir. Bir türlü Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştiremeyen Fransız futbolcu bu sezonun sonunda ayrılmak için kararlı davranacak. Tabii ki gitmek istediği bir yer var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Real Madrid. Geçtiğimiz yaz 3 yıllık kontrat imzalayan Mbappe'nin 2 yıllık daha kontratı bulunuyor. Yani bonservis bedeli ödenmesi gerekiyor. Paris Saint Germain yönetimi ise Mbappe'yi bonservisiyle satma konusunda hiç ama hiç istekli değil. Zaten sezon ortasında çıkan haberlerde de 350 milyon euroluk bir beklentileri olduğu yazılmıştı. Satmamak için bu tarz miktarları istemeleri normal. Real'in hedefinde sadece Mbappe yok. Haaland'ı dalmak da istedikleri için böyle bir bonservis yükünün altına girmezler. Haaland'dan bahsetmişken hemen Haaland konusuna girelim. Haaland City'ye imza atarken 2024 yazında aktif olması şartıyla 200 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli şartı koymuştu. Yani 2024 yazından itibaren 200 milyon Euro ödeyen bir takım Haaland'ı alabiliyor. Real Madrid de bu yüzden mali açıdan gelecek sezona hazırlık yapıyor. Eğer Haaland da bu teklifi kabul ederse 200 milyon Euro ödeyip Norveçli futbolcuyu almak istiyorlar. Real Madrid ayrıca Borussia Dortmund'un genç yeteneği Bellingham'ı da istiyor. Dortmund'un beklentisi 120-150 milyon euro seviyesinde. Premier Lig'de lider Arsenal yaz transfer döneminde kadrosunu daha da geliştirmeyi planlıyor. Arsenal'in hedefinde Santrafor için Victor Osimhen, orta saha içinde Declan Rice var. Bu iki futbolcuyu birden almak 200 milyon euronun üzerinde bir maliyetin altına girme anlamına geliyor. Osimen'i isteyen diğer bir takımda bir türlü Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamayan Paris Saint-Germain. Sportif direktör Luis Campos, Paris Saint-Germain'e transfer etmek istediği Victor Osimhen'in menajeriyle görüştü. Osimen transferi yapılırsa Kylian Mbappe'de istediği mevki olan sol kanatta oynayabilecek. Paris Saint Germain stopere de Manu'da beğenilmeyen Harry Maguire'ı düşünüyor. Dünyada hiç stoper kalmamış gibi neden Maguire'ı istediklerini bilmiyorum. Ama İngiliz basını böyle haberler yazıyor. 50 milyon sterlin yani yaklaşık olarak 56 milyon euroyu gözden çıkarmışlar. Manu'nun bu teklifi kabul edeceğini düşünüyorum. Arsenal'i yeniden başarılı günlerine kavuşturan Mikel Arteta'yı Real kapabilir. İspanyol kulübü Carlo Ancelotti ile yolları ayırmayı düşünüyor. Ancelotti yerine bir numaralı aday da Mikel Arteta. Geçmişte yaptığı transfer hamlelerinden dolayı 15 puan silme cezası alan Juventus, geçtiğimiz Ocak transfer döneminde Vlahovic'e 80 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı. Vlahovic hem form durumundan hem de Juventus'un içinde bulunduğu durumdan dolayı mutlu değil ve ayrılmayı düşünüyor. Sırp Santrafor'la Bayern Münih, Tottenham ve Manchester United'e ilgileniyor. Vlahovic'in ufak da olsa bir kalma ihtimali var ancak Juventus şampiyonlar gününe katılım sağlayamazsa kesin olarak ayrılmayı planlıyor. Sezon başında Real'den Casemiro'ya alan Manu, Real'den bir orta saha oyuncusu daha transfer etmeyi düşünüyor. İspanyol basınından Fikayet'in haberine göre Camavinga'yı istiyorlar. Manu'nun teklif etmeyi düşündüğü miktar 130 milyon euro. Real Madrid Camavinga'yı Renden 30 milyon euroluk serbest kalma bedelini kullanarak transfer etmişti. Kadrosunda birçok yıldız futbolcuyu barındıran Galatasaray sezon sonunda sol beke takviye yapmayı düşünüyor. Listelerinde olan isimlerden bir tanesi de bir dönemler Galatasaray forması giyen Alex Teyes. 2016 yılında Porto'ya gönderilen Alex Teyes orada yaptığı patlamanın ardından Manu'ya transfer olmuştu. Manu tutunamayınca bu sezon seviyeye kiralandı ancak istediği forma şansını bulamıyor. Galatasaray'ın ilgilendiği diğer bir Brezilyalı yıldız da Roberto Firmino. Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Roberto Firmino'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Futbolcunun menajeri şartlarda anlaşılırsa gelebileceklerini Galatasaray yönetimine iletti. Ancak Firmino'nun kendisi şampiyonlar ligi garantisi istiyor. Yani Firmino'nun gelebilmesi için Galatasaray'ın şampiyon olması ve üstüne de eleme turlarını geçmesi gerekiyor. Galatasaray dışında Juventus, Lyon ve Ajax da Firmino ile ilgileniyorlar. Yaşı ilerleyen Muslera yerine de uzun yıllar kaleyi koruyacak bir file bekçisi arayan Galatasaray, Svetoslav Vutsov ile ilgileniyor. 20 yaşındaki Bulgar kaleci ülkesinin takımlarından Slavia Sofia forması giyiyor. 18 yaşından itibaren düzenli forma şansı buluyordu ve 19 yaşından beri de Bulgar milli takımına çağrılıyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl Bulgaristan liginin en iyi kalecisi seçilmişti. Galatasaray scout ekipleri genç kaleciyi yakından takip ediyorlar. Daha önceki transfer videolarımda Nicolo Zaniolo ve Mauro Icardi'nin Milan tarafından istendiğinden bahsetmiştim. AC Milan, Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo'nun ardından Kerem Aktürkoğlu'nu da istiyor. Yerel basınımızda gündeme gelen bu habere göre Galatasaray'ın beklentisi 15 milyon euro civarında. Bu arada söz konusu bu haber dış basında yazılmamış. Galatasaray'da talibi olan diğer bir futbolcu çok net bir çıkış yakalayan Saça Boel. Birçok takım Fransız sabeki istiyordu. Son olarak Premier Lig'in lideri Arsenal devreye girdi. Tutto Mercado ve bin haberine göre Mikel Arteta Boel'i çok beğendi ve sabek bölgesi için adaylardan biri haline geldi. Hatırlarsanız Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde Mustafa Muhammed'i satın alma opsiyonlu bir şekilde Nansa kiralamıştı. Aynı yaz Endi Delort'u kiralayan kulüp ceza ile futbolcunun bonservisini aldı. Şu an için ihtiyaç duymadıklarından dolayı Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünmüyorlar. 25 yaşındaki Mısırlı futbolcu bu sezon 39 maçta forma giyerken 8 gol 5 asistle oynuyor. Saray'ın sezon başında Pisa'ya kiraladığı Olimpio Morutsa'nı Rangers istiyor. Pisa kulübünün de 5,5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Ancak bu opsiyon Pisa'nın Serie A'ya çıkmasına bağlı. Şu anda 6. sırada bulunuyorlar ve çıkma ihtimalleri devam ediyor. Eğer Serie A'ya çıkarlarsa bu opsiyonu kullanmak zorundalar. 23 yaşındaki Rumen futbolcu bu sezon Serie B'de çıktığı 26 maçta 6 gol 7 asistle 13 gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray Ocak ayında PSV'ye kiralık verdiği Van Anholz'un bir sezonda PSV'ye kiralandığını açıkladı. Yani Anholz 2024 yazına kadar PSV'de kiralık olarak oynayacak. Zaten o yaz Galatasaray ile kontratı bitiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray Dortmund'la kontratı sezon sonunda sona erecek olan Mahmut Dahut'la ilgileniyor. Daha önce de söylemiştim Dortmund sportif direktörü Sebastian Kel Mahmut Dahut'la kontrat uzatılmayacağını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Takımlarımız Suriye doğumlu Alman futbolcuyla anlaşırsa bedavaya alabilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak olarak ilgilendiği diğer bir futbolcu da Alex Oxlade-Chamberlain. İngiliz futbolcu menajerleri tarafından her iki takıma da tavsiye edildi. Devre arasında Lucas Moura'yı transfer etmek isteyen ancak bu transferi bitiremeyen Fenerbahçe sezon sonunda şansını yeniden deneyecek. Zaten hem oyuncunun menajeri hem de teknik direktörü Kante Lucas Moura'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Oyuncunun kontratı sezon sonunda biteceği için bonservis bedeli ödenmesi gerekmeyecek. Tabi oyuncunun da birçok talibi var. Arap Yarımadası, MLS, İngiltere ve İtalya'dan isteyen takımlar mevcut. Bonservis gerekmiyor diyoruz ama oyuncunun 10 milyon euro'luk bir imza parası beklentisi var. Ayrıca 3 yıllık süreçme istiyor ve yıllık ücretinin de Tottenham'da olduğu gibi 5 milyon euro civarında olmasını istiyor. Ligimiz için bayağı ağır şartlar bunlar. Ama sezon sonunu bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe'de son zamanlarda Jorge Jesus bayağı bir gündem oldu. Flamengo kulübü sezon sonunda Jesus'u getirmeyi düşünüyor. Hatta Flamengo başkanı Rodolfo Landim Jesus'un durumu ile ilgili bilgi toplamaya başlamış. Brezilya basınındaki haberlere göre Jorge Jesus Fenerbahçe ile kontratını uzatmayacağını başkan Landim'e söylemiş. Ayrıca Brezilya basını Jesus'un Türkiye'ye uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. Mayıs'a kadar beni beklemeniz gerekiyor dediğini yazmıştı. Jesus'a böyle bir şey söyledim mi diye sorulduğundaysa yalanlamak yerine süreçmemin bittiğini zaten herkes biliyor Demekle yetindi Belli ki tecrübeli çalıştırıcının kafası burada değil Ayrılmak istiyor Ama hali hazırda bir takım çalıştırıyorken bunları demesi Bence doğru değil Fenerbahçe'de bu sezonun en etkili isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri bir bir artıyor. Napoli ve Juventus'un istediğini zaten biliyorduk. Şimdi de Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Ajax genç futbolcuyu istiyorlar. Alman basına göre Dortmund 20 milyon euroluk bir teklif düşünürken Hollanda basına göre Ajax 13 milyon euro düşünüyor. Yine Alman basına göre Bayern, Ferdi'yi takibe aldığı ve ilerleyen maçlarda birebir izleyecek. Beşiktaş sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Miyaz ile ön anlaşma yapmaya çalışıyor. Miyaz Ays, henüz Fenerbahçe ile kontrat yenileme görüşmesi yapmadı. Beşiktaş oyuncuyu bedavaya almak için imza attırmayı düşünüyor. Slovenyalı futbolcu ile İtalyan kulüpleri ve Trabzonspor'da ilgileniyor. Beşiktaş 1.8 milyon eurodan 4 yıllık kontrat önermeyi planlıyor. Beşiktaş'ta Şenol Güneş tarafından beğenilmeyen Rozier sezon sonunda gönderilebilir. Beşiktaş yönetimi Fransız sabek için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. İstenen miktarsa 5 milyon euro. Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte formayı Mert Günoğa kaptıran Ersin de takımdan ayrılmayı düşünüyor. 22 yaşındaki genç kaleci bir süredir yedek oturuyor ve gelişimi için birinci kaleci olmak istiyor. Eğer sezon sonunda bir teklif gelirse hem Beşiktaş kasasına para koymuş olacak hem Dersin 11 oynayacağı bir takıma transfer olmuş olacak. Geçmişte Şenol Güneş'in elinde parlayan ve yine Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte eski günlerine dönen Cenk Tosun'un talibi var. MLS takımlarından Chicago Fire, Cenk'e 3 milyon dolardan 3 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Cenk'in kontratı sezon sonunda sona eriyor. Bonsai Spedeli ödemeden alabilirler. Olası bir Cenk Tosun ayrılığındaysa Beşiktaş'ın Vekors'un ismi anılmaya başlandı. Haberlere göre Manun'un bonservisini almayacağı futbolcunun yeniden Beşiktaş'a kiralanabileceği söyleniyor. Bu haberler bana mantıksız geldi çünkü Cenk Tosun Şenol Güneş'in sisteminde sol forvet gibi oynuyor. Vekors da merkezde yani Abubakar'ın yerinde oynayabilecek bir oyuncu. Abubakar'ın da şu an için ayrılığı gibi bir durum söz konusu olmadığı için Vekors'a ihtiyaç yok gibi görünüyor. Zaten ihtiyaç olsa bile sezonun ortasında teklif alınca apar topar giden bir futbolcuyu Beşiktaş'ların yeniden isteyeceğini sanmıyorum. Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağol'un ardından teknik direktör Abdullah Avcı da istifa etti. Başkanlık için yakın zaman içerisinde seçim yapılacak. Teknik direktör için içinse Ünal Karaman, Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan gibi yerli isimler konuşuluyor. Trabzonspor'un önceliği Sergen Yalçın. Sergen Hoca Trabzonspor'u çalıştırmaya sıcak bakıyor. Trabzonspor'da yönetim seçildikten sonra daha net adımlar atılacaktır. Şu an için durumlar böyle. Evet bugünlük transfer iddialarımızın sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.